Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Siber hakları uzmanı ve hukukçu Profesör Doktor Yaman Akdeniz'le bu gelişmeyi ve olası sonuçlarını konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Haberi de sizden öğrendik. Sizin tweetinizi şimdi izleyicilere, dinleyicilere de duyurayım. Sedat Peker'in YouTube kanalı ve bazı videolarıyla Twitter ve Instagram hesapları milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. Sizin de belirttiğiniz gibi burada önemli olan konu artık bu şirketlerin Türkiye temsilcileri var. Ancak temsilcilikler olmasına rağmen hakimlik kararı henüz uygulanmış değil. Buradan başlayalım isterseniz şu an içinde bulunduğumuz durumla. Tabii aslında ilk duyuruyu bizim İfade Özgürlüğü Derneği'nin Engelli Web Projesi hesabından yaptık. Dolayısıyla Sedat Peker'e ait Twitter ve Instagram hesaplarının biz daha önce yaptığımız duyurularda olduğu gibi milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle bu hesapların erişime engellendiğini, yani 5651 sayılı kanunun 8 A maddesi kapsamında erişime engellendiğini duyurduk. Bu madde dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Geçmişte özellikle Wikipedia platformunun Türkiye'den 2,5 sene boyunca erişime engellenmesi için kullanılan yasal madde. Benzer şekilde Sendika.org 63 defa yine 8 A maddesine istinaden erişime engellenmişti. Halen Oda TV'nin ve Independent Türkçe ve Jin News haber sitelerinin sürekli olarak engellenmesi için kullanılan madde yine bu 8 A maddesi. Dolayısıyla Nisan 2015'te yürürlüğe giren ve özellikle de çözüm sürecinin sona ermesinden, yani Haziran 2015 seçimlerinden sonra sıklıkla bu maddeye istinaden öncelikle Başbakanlık ve ilgili bakanlıklar, Başbakanlık kapatıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklar aracılığıyla bu madde sıklıkla gündeme geliyor. Biz tabii talebin kimden geldiğini bilmemekle birlikte İçişleri Bakanlığı'ndan geldiğini ben şahsen düşünüyorum talebin. Ve dolayısıyla bu hesaplarla ilgili bir yaptırım söz konusu. Fakat sizin de belirttiğiniz gibi ve biz de dün açıkladık, çünkü çok soruluyor bu konu. Karar var, fakat tabii teknik imkansızlıklarından dolayı, yani sosyal medya hesaplarının tekil olarak erişime engellenmesi mümkün değil. Çünkü daha güvenli olan HTTPS dediğimiz protokolü kullandıkları için ancak bu platformların tamamına erişim engellemek mümkün. Yani Twitter'ı engelleyebilirsiniz, YouTube'u veya Instagram'ı toptan engelleyebilirsiniz. Fakat hesapları tekil olarak engellenmesi mümkün değil. Ancak bu engelleme sosyal medya platformları tarafından yapılabilir. Onlar da henüz bu yönde bir adım atmamışlar ve biz de bunları dile getirerek kamuoyunu bilgilendirdik dün akşam. Çok açıklayıcı bir cevap oldu. Aslında sizin de örnek verdiğiniz durumlardan farklı bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü artık bahsettiğimiz sosyal medya şirketlerinin Türkiye temsilcileri var. Dolayısıyla bu durumda sizin de bahsettiğiniz üzere özel olarak bu videoların engellenmesi yönünde bu şirketlerin Türkiye temsilciliklerine de hem Türkiye'nin hem de Türkiye'nin kurumlarının belli bir baskısı olması beklenebilir herhalde, değil mi? Doğru, çünkü geçtiğimiz sene içinde Temmuz 2020'de 5650 sayılı kanunda ciddi bazı değişiklikler ve eklemeler yapıldı. Ve daha önceden olmayan bir tanımlamayla sosyal ağ sağlayıcıları, yani sosyal medya platformları bu kanuna dahil edildi. Hatta Türkiye'de yasal temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi. Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına 1 Ekim 2020 tarihine kadar süre verildi. Bu süreye kadar eğer yasal temsilcilerini oluşturmazlarsa kendilerine Kasım 2020'de 10 milyon TL idari para cezası, Aralık 2020'de 30 milyon TL para cezası daha, Ocak ayında Türkiye'de reklam yasağı cezası verileceği, arkasından da daha ciddi yaptırımlar olan Nisan ve Mayıs 2021 ayları içinde
bant genişliklerinin yani trafiklerinin %50 ile %90 arasında daraltılması yönünde bir ceza verileceği açıklanmıştı. Sosyal medya platformları Aralık sonuna kadar sessiz kaldılar. Rusya'nın Türkiye'de aslında çok fazla kullanılmayan VKontakte isimli sosyal medya platformu önce Kasım 2020'de Türkiye'de yasal temsilci bulunduracağını açıkladı. Arkasından 16 Aralık tarihinde YouTube Türkiye'de temsilci açıklayıcı bulunduracağını açıkladı. YouTube'un bu hamlesi sonrasında arka arkaya 8 Ocak'ta TikTok, 9 Ocak 2021'de Dailymotion, 16 Ocak'ta LinkedIn ve 18 Ocak'ta Facebook ve Instagram platformları Türkiye'de yasal temsilci bulunduracaklarını açıkladılar. O tarih itibariyle sessizliğini sürdüren Twitter ve Pinterest platformlarına 19 Ocak 2021 tarihinde reklam yasağı cezası uygulandı. Ondan sonra bu yasak ceza uygulanmaya başladıktan sonra 19 Mart 2021 tarihinde Twitter, 9 Nisan 2021 tarihinde de Pinterest platformları Türkiye'de yasal temsilci bulunduracaklarını açıkladılar. Dolayısıyla bu korkulan bant genişliğinin daraltılması ile ilgili ceza bugüne kadar herhangi bir sosyal medya platformu için uygulanmadı. Böyle bir yaptırım yapılmadı. Fakat tabii bu bahsettiğim açıklamaları istinaden Türkiye'deki yasal temsilciliklerini oluşturup oluşturmadıklarına baktığımız zaman şimdilik sadece YouTube'un, Twitter'ın ve TikTok'un Türkiye'de limited şirketler kurarak yani tüzel kişilikler aracılığıyla temsilciliklerini oluşturduklarını görüyoruz. Hatta bu temsilciliklerin yönetici firmaları yurt dışındaki bazı firmalar. Onların müdürleri de yine yurt dışında yer alan yani YouTube ve Twitter örneğinde Amerika'da yaşayan iki kişi, TikTok için ise İrlanda'da yaşayan bir kişi görevlendirilmiş. Dolayısıyla bu bilgiler Ticaret Sicili gazetesinde de yayınlanmış. Fakat diğerleri yani Facebook, Instagram, LinkedIn, Dailymotion, Pinterest bunların henüz herhangi bir temsilcisi ortada yok. Yani verdikleri sözleri şimdilik tutmadıkları veya işte şirket kurma hazırlıklarının devam ettiklerini görüyoruz. Fakat paravan olarak da olsa yani bir şirket oluşturma, temsilci oluşturma sürecinin ortada olduğunu görüyoruz. İnsan aklına tabii şu soru geliyor. Sosyal medya platformlarının bu karara rağmen yani bu hakimlik kararına rağmen söz konusu içerikleri yasaklamamaya devam etmeleri durumunda ne olacağı, bu durumda bir yaptırım uygulanıp uygulanamayacağı konusunda ne dersiniz hocam? Tabii şimdi aslında taleplere cevap, şimdi vatandaşlardan gelen taleplere cevap ve gerekçeli cevap verme yükümlülüğü getirilmiş. Ayrıca erişim engelleme ve içeri çıkartma kararlarının icrası da tabii ki buradaki temsilcilikler açısından bağlayıcı. Dolayısıyla zaten benim de ilk baştan yani itirazlarım ve dolayısıyla Türkiye'de adil olmayan bir sistemin parçası olmamaları için Türkiye'ye gelmeyin diye sıklıkla söylenmeme rağmen tabii geldiler ve bu sistemin bir parçası oldular. Dolayısıyla bu sistemin parçası oldukları zaman bu kararları uygulamak durumundalar. Fakat tabii uygulama zorunluluğunu yerine getirmedikleri zaman kendilerine ciddi idari para cezaları uygulanacağı ve tekrarlandığı zaman bu uygulama durumu cezaların artarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Tabii biz şimdilik gördüğümüz kadarıyla veya kamuoyuna yapılan bir bilgilendirme olmadığı için herhangi bir sosyal medya platformuna Türkiye'deki hakimliklerden gönderilen erişim engelleme veya içerik çıkartma kararlarını uygulamadıkları için verilmiş bir idari para cezası olup olmadığını bilmiyoruz. Fakat görünen şu ki
kendi iç politikalarına göre hareket etmeye devam ediyor sosyal medya platformları. Yani aslında çok da şaşırtıcı değil. Çünkü özellikle Twitter'ın Türkiye'de kurduğu şirkete baktığımız zaman 10.000 TL sermaye ile kurulmuş bir şirket var. Hiçbir çalışanı yok. Yani fazla bir risk almadan kağıt üstünde oluşturulmuş bir temsilcilik var. Dolayısıyla yapmış olduğu açıklamalarda da zaten Twitter, YouTube'da aynısını söylemişti. Yani biz kendi iç uygulamalarımızı bu kanundaki sorumluluklara veya yükümlülüklere rağmen değiştirmeyeceğiz demişlerdi. Yine bana tabii ilk başta çok inandırıcı gelmedi. Bu platformların her 6 ayda bir yayınladıkları şeffaflık raporlarına baktığımız zaman Türkiye'den gelen taleplerin çok yüksek olduğunu fakat bu taleplerin büyük bir kısmını uygulanmadığını görüyoruz. Özellikle son yayınladığı şeffaflık raporunda Twitter, Türkiye'den mavi tıklı basın ve medya kuruluşları ve gazetecilerle ilgili gelen erişim engelleme, hesap kapatma taleplerinin hiçbirini uygulamadığını açıkça dile getirmişti. Dolayısıyla Sedat Peker örneğine geri dönersek, her ne kadar kendisi bir örgüt lideri olarak görülse bile organize suçlar konusunda örgüt lideri olarak görülse dahi yaptığı açıklamaların yayınlanmasında bir kamu yararı olduğu düşüncesiyle bu benim tabii kendi fikrim bu kararları uygulamaktan şimdilik imtina ettiklerini düşünüyorum. Ama tabii biliyorsunuz gündem yoğun, bu konularda çok çabuk farklı uygulamalar olacaktır. Şunu da biliyoruz, bazı hesapların Türkiye'den özellikle Twitter platformunda veya YouTube platformlarında görünmez kılındığını, yani bazı talepleri Türkiye kabul ediyor dolayısıyla ama uygulamadığı birçok karar var. Gazeteci Can Dündar'la ilgili uygulanmayan karar var. Barış Arkadaş'ın hesabı, Barbaros Şansal'ın hesabı. Hatta İsmail Saymaz'ın hesabıyla ilgili erişim engelleme kararları olduğunu biliyoruz. HDP'nin hatta Bir Gün Gazetesi'yle ilgili erişim engelleme kararları, yani HDP'nin resmi hesabıyla ilgili erişim engelleme kararlarını da bugüne kadar Twitter platformu uygulamadı. Tabii Sedat Peker örneği biraz daha farklı. O bakımdan ilerleyen günlerde bu kararları uygulayıp uygulamayacaklarını göreceğiz. Yaman Akdeniz, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Medyascope'da konuğumuz siber haklar uzmanı, hukukçu, Profesör Doktor Yaman Akdeniz'di. Yaman Akdeniz'le Sedat Peker'in YouTube kanalı ve bazı videolarının Twitter ve Instagram hesaplarının erişime engellenmesi, ancak henüz hakimlik kararının şirketlerin, sosyal medya şirketlerinin henüz Türkiye temsilcilikleri olmasına rağmen uygulamadıkları konusunu geniş ve etraflıca konuştuk. Herkese iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.